Evet. Sen nasıl okuyorsun bu meseleyi? Şöyle. Şimdi öncelikle ben uçaktan başlayayım. Bindikleri uçak o Sayın Hacer'a katılıyorum. İnsanlık dışı görüntülerdi bunlar. Ve binilen uçak United States Air Force uçağıydı. Yani Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri uçağıydı. Sivil bir uçak da değildi. Yani Amerika'nın devletini temsil eden bu uçaktı. Ve o havalimanına gelenler de Afganistan'ın sıradan halkı değildi. Orada muhtemelen Amerika, yani kaynaklar bunu söylüyorlar ağırlıklı olarak, Amerika için çalışan insanlar olduğu söyleniyor. Tabi hiçbir gerekçe o insanların ölümünü haklı kılmaz. Ancak böyle de bir gerçeklik var ortada. Bu Amerika'nın kesin bir yenilgisidir. Taliban'ın zaferi midir, değil midir vesaire ayrı bir tartışılır ama kesin olan bir şey varsa o da Amerika bölgede yenilmiştir ve yenilerek çıkmıştır. Tasını tarağını toplayıp çekildi mi zannetmiyorum. Yani Amerika askerini toplayıp çekildi. Sürpriz bir çekilme yaptı. Zira çekilme aslında Trump döneminde karar alınmıştı hatırlarsanız. Yani evet. Trump döneminde Amerika... Anlaşma Katar'da tabii, Trump döneminde imzalandı. Trump döneminden önce Trump döneminde yani karar alındı. Obama döneminde başladı. Daha sonra Trump imzaladı. Tabii Trump çekileceğiz dedi. Amerika devleti. Kasım 2020'de seçimler yapıldı, Trump devrildi ama Biden devlet stratejisini sürdürmeye devam etti ve Şubat 2021'de oturdular ve Katar Doha'da Taliban'la anlaştılar. Yani aslında Amerika Taliban'ı çoktan tanımış oldu böylece. Bu da ilerleyen süreçte Taliban'la işbirliğini sürdüreceğini ve Afganistan'dan bütünüyle çekilmeyeceğini gösteriyor. Askeri hatta olarak çekilme kararı. Unutma sözünü, Biden dün diyor ki uluslararası toplum Taliban'ı tanımama konusunda tavrını artık belli etsin. Yani şimdi şöyle bir şey var. Biden'ın açıklamaları 3 gün önce bu saatlerde yaptı Biden açıklamasını. Amerikan saatiyle de saat 16 civarında yaptı açıklamasını. Ve Biden'ın açıklamalarından şunu anlıyorum. Amerika aslında Eylül'de çekilecekti. Amerika. Yani Eylül'de çekilme planı vardı. 2 ay evvel çekildi. Sürpriz bir çekilme oldu ve çekilirken de yavaş yavaş giderek oradaki insanları koruyarak vesaire diye düşünüldü. Biden iç çatışma bekliyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında bir iç çatışmanın olacağını bekliyordu. Zira Biden yaptığı açıklamada aldığım notlardan bir istikrarı sağlayamadık dedi. Kaç yılda sağlayamadın? 20 yılda istikrarı sağlayamadığını söyledi. Daha kaç Amerikan askeri ölecekti dedi ki ben bütün kaynakları taradım. Afganistan'da 20 yıl boyunca en az gösteren kaynağı söylüyorum. Ölen Amerikan askeri sayısı. En az gösteren kaynak 2448 Amerikan askerinin öldüğünü gösteriyor. 1144'te NATO askerinin öldüğünü söylüyor. 3500-3600 Amerikan askeri orada ölmüş. Bunu en düşük gösteren kaynak. Bu daha fazla gösterenler de var. Ve Afganistan en önemli cümle. Biden dedi ki Afganistan'ın hükümet ordusu, yani bizim desteklediğimiz, beslediğimiz, 20 yıldır beslediğimiz ordu savaşmayı denemedi bile diyor. Aslında Amerika'nın beklediği şey Amerika çekilecekti, Taliban şehir merkezlerine girecekti ve Afgan hükümetiyle, Amerika destekli hükümetle çatışacaklardı. İç çatışma çıkacaktı. O zaman hiç bundan hiçbirini konuşamazdık. Ne havalimanından kaçan, o tekerden düşen insan artık sıradan bir şey haline gelirdi. Türkiye Kabil Havalimanı'nı hiç konuşamazdık böyle bir süreçte. Yani bütün bu süreç Amerika'nın beklemediği yöne doğru evrildi ve Amerika bir gün geri bu tarafa doğru gelecek. Muhakkak gelecek. Kabil Havalimanı da şöyle oldu. Türkiye'yi ilgilendiren şey Taliban değil. Hani Taliban'ın ne olduğu da değil. Hani Taliban'ı konuşabiliriz, zulümdür, şudur, hepsini konuşuruz. Ama Türkiye'yi ilgilendiren birincisi göç, ikincisi Kabil Havalimanı, üçüncüsü de Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik. Türkiye işe bu üç konjektür üzerinden bakıyor. Taliban nedir diye baktığınız zaman Taliban bu arada ilk kez gelmedi Afganistan'a. Taliban Afganistan'da zaten vardı. 20 yıldır vardı. Ve 1996-2001 yılları arasında Taliban devleti yönetiyordu orada. Yani bakanları vardı, bakanlar kurulu vardı, hükümeti vardı. Taliban orada devleti yöneten güç olarak. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben asla Taliban savunucusu ya da Taliban'ı öteleyen yoksa Taliban konumda değil. Taliban'ın aynı olduğunu söylemek biraz zor. Yani tabii. Verdikleri mesajlar. Ama vardı yani. Taliban devleti yönetiyordu. Birdenbire çıkmadı ortaya. Daha sonra evet. 2001'de İkiz Kuleler'in yıkılmasıyla yani beraber Amerika El-Kaide'yi ve Usame Bin Laden'i destekliyorsun diyerek Afganistan'a girdi. 2001'de Hamid Karzai'yi cumhurbaşkanı yaptı. Yani Hamid Karzai dediğimiz kişi Amerikan destekli cumhurbaşkanıdır. Ve şimdi sonra ama aynı Taliban Karzai'yle görüşüyor. Tabii Karzai'yle görüşüyor. İşte o yüzden konjektör çok farklı yere gitti. Kabil Havalimanı'na geleceğim şimdi. Taliban ne yaptı? Öldü mü, yok mu oldu, ortadan mı kalktı? Hayır. Taliban şehirlerden çekildi, kırsalda hüküm sürmeye başladı. İlçeler dediğim anlaşılması için hüküm sürmeye başladı. Aslında %80 ile %60 arası. Kimisi %60 yönetiyordu, kimisi %80 diyor. Afganistan'ın 20 yıldır %60 ile %80 arasını zaten Taliban yönetiyordu.
Yani 20 yıldır niye konuşmadık Taliban'ı? Vardı zaten orada. Sadece şehir merkezlerinde Afgan hükümeti vardı ve Kabil Havalimanı'nda da NATO vardı. Yani hacı sen şuna mı geliyorsun? Sonuç itibariyle Taliban Amerika'yı yendi, değil mi? Yok, Taliban Amerika'yı yendi. Amerika yenildi orada. Amerika dünya konjektüründe yenildi. Amerika artık şimdi ben sadece bu meseleyi, Afganistan denklemi değil. Yenilgi mağlubiyet meselesinden tartışınca... Kesin bir mağlubiyet var. Tamam, bir tartışınca ama şöyle bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Bir söylem, Taliban eşittir Amerika. Yani kuruluşu, gündeme gelişi, yapılanması, aldığı destek. Yani aynı takımda oynayıp nasıl yenilir? Değil. Taliban eşittir Amerika değil. Şöyle bir durum var. Şu anda... Yani birçok askeri uzman buna dikkat çekiyor. Diyor ki, evet. Yani Taliban'ın ortaya çıkışına bakalım. Amerika Taliban'a çok ağır silahlarıyla beraber parayı da teslim edip gitti. Öyle değil işte, iş tamamen öyle. Aynısını YPG de yaptı. Yani Suriye ile Afganistan aynı değil ama YPG'ye binlerce tır silah gönderen Amerika Birleşik Devletleri daha sonra bölgeden çekilerek YPG'yi yalnız bıraktı. Hatırlamıyor musunuz? Amerika bize ihanet etti diyen YPG'li, yani PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan teröristler, Amerika bize ihanet etti dedi. Türkiye ne yaptı? 3500 civarında, pardon 6000 civarında bütün terör örgütleriyle beraber terör örgütlerini orada yok etti. Yani Amerika artık iyi bir partner değil. Yani Taliban eşittir Amerika olamaz. Niye söylüyorum bunu? Çünkü Rusya çoktan anlaştı. Rusya özel temsilcisi, Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabilov'un bir açıklaması var. Zamir Kabilov dedi ki, Rusya Kabil Büyükelçiliğini tahliye etmeyecek dedi. Etmeyecek, çünkü Taliban bize garanti etti dedi. Şu anda Rusya fiili olarak Taliban'ı tanımış durumda. Ha, ilerleyen süreç ve konjektür değişirse bilemem. Ama şu konjektürde tanımış durumda. Çin zaten tanımış durumda. Rusya, Çin ve Hindistan fiili olarak tanımış. Pakistan da ekle buna. Zaten şu var. Pakistan, Taliban'ın askeri ayağının yönetildiği yer olarak duruyor şu anda. Hemen Afganistan'ın altında. Afganistan 38 milyon nüfuslu. Pakistan 200 milyon nüfuslu. İmran Han'ın başkanlığında meclisi olan daha yönetilebilir bir Pakistan'dan söz ediyoruz. Ben meclisine de gittim Pakistan'ın. Millet meclisine gittim. Evet. İnsanlar konuşuyorlar özgürce. Yani daha... oraya bakarak daha özgür bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Tacikistan daha küçük bir ülke. O tarafa da gittim. Afganistan'a gidemedim sadece. Tacikistan'ın 9-10 milyon nüfusu var. Bu arada bu toplumun var. Hep Farsça konuşan toplumlar. Farsça konuşuyorlar. Arapça konuşmuyorlar. Şimdi havalimanında konjonktür şöyle değişti. İlk etapta dedik ki Türkiye Kabil Havalimanı'nı korumaya devam. Çünkü 20 yıldır koruyor Amerika ile beraber ve 2448 Amerikan askeri ölmüş, 1144 NATO askeri ölmüş ama bir tane Mehmetçik şehit olmamış. Afganistan'da. Böyle bir Türkiye buna güvendi. Yani Afgan halkının bu sevgisine güvendi. Kabil Havalimanı'nı koruyalım mı derken konjektür... Afgan halkının sevgisi derken? Yani Afgan halkı şu ateş anda... Ateş açmadı öyle mi? Türkiye'yi seviyor. Yani Türkiye ile savaşmadı. Yani Türk askerine bir şey yapmadı. Afganistan halkı diyorum. İlla ki o yönetimden bahsetmiyorum. Ve şu var. Kabil Havalimanı'nı koruma konjektürü niye değişti? İç savaş çıkmadı. Çatışma çıkmadı. Şehirlere indi Taliban. Yürüyerek aldılar. Neye dönüştü iş biliyor musunuz? İşletelim. Havalimanını işletelim mantığına dönüştü. Bu da önümüzdeki süreçte ki işte bazı muhalefetten tezkere lazım tekrar vesaire. Tezkereye de gerek kalmayabilir. Hatta Türkiye askerini çek edebilir ve havalimanını sivil bir şekilde yönetebilir. Taliban'la anlaşırsa ne tezkereye gerek kalır ne asker tartışmalarına gerek kalır. Türkiye şu anda havalimanı işletme tecrübesine sahip dünya çapında. Gürcistan'daki Tiflis ve Batum havalimanlarını Türkiye işletiyor şu anda. Tunus, Makedonya, Letonya, Hırvatistan, Kazakistan'daki havalimanlarını Türkiye işletiyor şu anda. Afrika'da birçok havalimanını işletmek için de talip oldu. Fakat orada bir büyük bir Fransız sömürüsü olduğu için henüz o alana girmedi. Bu havalimanı tartışmasına geleceğim ve özellikle şunu soracağım sana. Yani evet. Bu bize ne getirecek bu havalimanı işletmesi? Ona geleceğim. Çok önemli. Şu Metin Özkan'a tatildeki Metin Özkan'a bir soralım. Metin Özkan,